İyi günler arkadaşlar. Şimdi sizlere stok takip programının yapımı ile ilgili sıfırdan bir eğitimim olacak. Geçen çektiğim videoda ses problemi, daha doğrusu donanım problemi olduğu için buranın yapımı şu an yükseliyor arkadaşlar. Bir tane menü strip şuradan. Menü strip attık arkadaşlar. Onun üstüne de şu şekil stop menüsü, satış, raporlama, yedekleme, mail sistemi, admin paneli, web aktarım ve programın çıkış. Şimdi stop menüsünde stok giriş, güncelleme ve stok temizleme olacak arkadaşlar. Satışta da canlı satış. Raporlamada günlük, aylık, yıllık, senelik raporlamalar. Yedeklemede şu an onu kullanmayacağız. Mail sisteminde diye bir sistem oluşturdum arkadaşlar. Bu sistemde ise günlük stok satış, aylık stok satış olarak arkadaşlar. Burada gerçi arkadaşlar günlük stok satış demişim de bunu ben ayırayım. Yani mail sistemi şöyle düşünün arkadaşlar. Bir saniye şunları bir hepsini ayrı yapalım. Sağlam ve otomasyon yazıyoruz. Satışların maili, patronun mailine veya da belli bir maile atılmasını isteniyor. Burada günlük stoğu, aylık stoğu ve senelik stok. Günlük stokta arkadaşlar her gün sonra kaç tane stokta ne elemanlarım kalmış onları. Aylık stok, aylık bazındaki stok bilgileri. Senelik bilgileri. Sonra satış günlük satış diyelim. Günlük satış bilgileri. Aylık satış bilgileri ve senelik satış bilgileri diye adlandıralım arkadaşlar. Sonra şu yanlara ikonlar koyacağız. Admin paneli diye arkadaşlar şunu yaptım. Kullanıcı ata, kullanıcı şifre işlemlerinde şifre değiştirmeleri vesaire olacak. Sistem aktarımda da arkadaşlar ne yapalım? Sistem aktarıma gerek yok. Kullanıcı hata da arkadaşlar kullanıcı yetkilendirmesi. Mail bilgileri, mail sistemi olması için mail bilgileri kaydedeceğiz veri tabanına. Web bilgileri ise arkadaşlar web site üzerinden bağlantılı bir otomasyon olacak arkadaşlar bu. Bunun için mail web bilgilerini gideceğiz. Bütün hepsini veri tabanı üzerinden arkadaşlar. Veri tabanınız da SQL Server Managed Studio 2012 üzerinden kullanacağız arkadaşlar. Sonra web aktarımında ise ne olacak? Günlük stop bilgisini göndereceğiz arkadaşlar. Yani kullanıcı admin demeyeyim de patron günlük stop bilgisini görebilecek. Sonra şunlardan görebiliriz. Günlük satış bilgisini görebilecek. Mağaza gelen rapor görebilecek. Anlık aktarım ise anlık satışları görebilecek. Bunu birden fazla da arkadaşlar şey yapabiliriz aslında. Nedir ismi? Çoğaltabiliriz. Size kalmış. Aynen. Ve kollarını transparan mı yapalım? Şunun rengi ne ya? Description. Ve color white ya da. Grup panelinin rengi white
hatırlamaması lazım. Annesi. Çıkış dedik. Sonra arkadaşlar. Şunun ismini değiştirdim. Ana sayfa. Basic. Tamam. Burada arkadaşlar yazdığım kodu söyleyeyim size. Çıkışa, çıkış butonuna application.xx yani programdan çıkı komutunu verdim. Şöyle gösterelim. Çıkış bu. Ne yapalım? Bunu tam ekran evet, boyutunu şu şekilde yapabiliriz. Yapabiliriz değil, yapalım. Aynen. Şu şekilde ideal olur. Onu da şu şekilde bir hoppa şuna alalım. Nasıl olacak? Şimdi ilk başta şeyle ayarlayalım. Şu formdaki başlama yerini start position'ı center screen yapalım. Gördüğünüz üzere burada center screen ise ortalar arkadaşlar. Şimdi ise yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Şimdi formları düzenlemeye başladım arkadaşlar. Daha doğrusu form eklemeye başladım. Stok girişi arkadaşlar. Stok giriş. Oo, yanlış oldu. Stok giriş. Düşük harita kullanmayın arkadaşlar. Stok giriş. Stok güncelleme. Stok temizleme. Stok güncelleme. Güncelleme. Stok güncelleme. Stok silme. Stok silme arkadaşlar. Sonra ise stok silmeden sonra ise ikonlarını sonra yapacağız arkadaşlar. Canlı satış diyelim arkadaşlar. Canlı satış. Canın satışı oluşturduk arkadaşlar. Sonra şuradaki forum tekstlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bütün formları oluşturuyorum. Raporlama, günlük, aylık, senelik raporlama. Yeni form oluştururken arkadaşlar kısa yolları da kullanabiliriz. Ctrl Shift A'ymış mesela arkadaşlar. Şu şekil. Günlük rapor. Ctrl Shift A. Aylık rapor. Günlük, aylık ve senelik. Senelik rapor. Günlük, aylık.
Senelik rapor dedik. Reklami. Gün stok, aylık stok, senin stok. Mail sistemi. Shift A. Günlük. Günlük. Mail. Günlük mail. Aylık mail. Günlük, aylık, senelik. Senelik mail. Günlük, aylık, senelik, günlük satış. Günlük, aylık, aynen. Tamam. Günlük alttan tıra satış, günlük satış alttan tıra mail. Mail, günlük, aylık, aylık alttan tıra satış, satış, tırmıyor. Günlük, aylık, shift A. Günlük, aylık, senelik. Senelik, alttan tıra, satış, alttan tırmıyor. Mail sistemi de tamam. Admin paneli, kullanıcı hata. Kullanıcı hata. Şifre işlemleri. Şifre. Şifre sistemleri, mail bilgileri, web bilgileri, web. Bu tamamdır. Mail ve bilgi. Günlük stok bilgisi. Stok. Günlük stok bilgileri, günlük satış bilgileri, günlük satış bilgileri, mağaza genel rapor. Şimdi mağaza genel rapor, anlık aktarım, anlık.
Formlarımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir çok oldu. Şimdi bir tane de class dosyası oluşturacağız. Bağlantı adında arkadaşlar. Bağlantı. Bu class dosyası da arkadaşlar bize bize arkadaşlar bu class dosyası bağlantımızı tek taraftan açmamızı sağlayacak arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yazayım isterseniz. Publish SQL connection şuradan üstte client atalım. Bağlantım arkadaşlar. Buradan SQL sistem SQL'den çıkıyor. Using system data'ya attık arkadaşlar. Connection state oradan geliyor. Bu hazır ve lokalde çalıştığım bir projeden aldım arkadaşım bunu. Eski bir projemden. Buraya connection string'i veriyoruz her zaman gibi. Şimdi arkadaşlar class'a publish SQL connection bağlantım adında publish oluşturdum. İçine ise yani bağlantı olarak çektiğimizde herhangi bir sayfadan en üste publish olarak global olarak nesne oluşturduktan sonra bağlantı nokta bağlantım yazdığınızda direktmen SQL connection bağlantısı açılacak arkadaşlar. Burada onunla ilgili bir yapı var arkadaşlar. Burada her zamanki bu fix bağlantı cümlesi. Bunu SQL connection yani MS SQL veri tabanında kullanabilirsiniz. MySQL bu yapıyı MySQL veri tabanında da kullanabilirsiniz. MS Access'te de kullanabilirsiniz. Her şeyi kullanabilirsiniz. Yani veri tabanında kullanabilirsiniz. Oracle'da da kullanabilirsiniz. Ha neyse devam edelim biz. Bağlantı cümlemizi yazdık. Dedik ki eğer bağlantının statüsü connection statüsü close'sa connection statü yani bağlantının statüsü kapalı ise bağlantımı aç. Değilse açıksa geç. Ve bu bağlantıyı connection'ı döndür bana. Return'ladık. Olay bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ufak bir daha çok basit bir otomasyon yaptığımız halde ne kadar sayfa sürdü. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Fazla videonun yüksek olmasını istemiyorum.